Tunakamhi TV'ye hoş geldiniz. İlk izleyenlerden olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Nasılsın, iyi misin? Diyoruz İsrail'de. Her şey yolunda. Ne güzel, ne güzel. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Birazcık tamam, bekleyelim, Moşe katılımcılar ancak geliyorlar. Evet, Moşe ile yapmış olduğumuz çalışma çok çok beğenildi. Bunun devamı gelecek mi diye sordular bana. Ben de bunun üstüne Moşe'ye hadi gel bir daha bir canlı yayın yapalım. Zaten de biraz karar verdiğimiz konular yarıda kalmıştı. Bir saatlik bir çalışma yapmıştık. Dolayısıyla bu akşam devam etmeye karar verdik. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi biz Moşe hocamıza önce geçen çalışmada bir özet yapalım dedik. İsrail'e bağlandık. Moşe çünkü İsrail'de yaşıyor. İsrail'de İsrail'e bağlandık ve oradan Moşe ile birlikte bu akşam yine İbranice dilinin önemini konuşacağız ve hatta Hollywood'u konuşacağız. Bu akşamki konumuz Hollywood. Yani filmler, İbranice'nin bu filmlerdeki şeyi, yansıması, sembolizması nelerdir? Bunları tek tek konuşacağız. Önce bir özet yapalım yeni katılanlar için. Evet Moşe, herkese söz selamlar sende. Tekrardan. Belirtmiş olduğun gibi geçen konuşmamızda ben tahmin etmedim zamanın bu kadar az olabileceğini. Bir saat geçmiş, farkında da değildim. Konular da güzeldi. Genel olarak İbranice'nin nasıl doğduğu hakkında konuşmuştuk. Harflerin ne zaman kurgulandığı, insanların nasıl konuşmaya ihtiyaç duydukları vesaire. Çünkü bazı yanlış anlamalar vardı işte, yani klasik dini eğitimlerimizden de edindiğimiz işte, yani Adam veya Adem diye bildiğimiz kişinin kitap yazdığı düşünülüyor vesaire. Elbette onun anlatıları vardı fakat hiçbir zaman kitap yazmadı. Avram da kitap yazmadı çünkü harfler kurgulanmamıştı henüz. Elbette bu konuda daha birçok yanlış algılamalar söz konusu. Bugün umarım zamanla bunları daha bir belirginleştirebiliriz, aydınlatabiliriz. Çünkü İbranice kaynakları okudukça gerçekten aslında klasik eğitimde birçok şeyin tarihi olarak da coğrafi olarak da bile diyebilirim ne kadar yanlış anlatıldığını görmek mümkün. Bunun temelinde ise aslında bilmemezlik yatıyor. Cahillik demek istemiyorum ama, çünkü cahillik farklı bir kavram belki. Ama dilin kültürü bilinmemesinden dolayı insanların birçok farklı konularda yanılgıları söz konusu olabiliyor. Umarım zamanla bunları da aydınlatabiliriz. Gerek senin kanalına, gerekse benim kanalımda diyelim. Evet, ben zaten başa tutturuldu şeklinde yazdım. Tunakamhi TV YouTube kanalından bundan önceki videomuzu izleyebilirsiniz. Çok güzel bir videoydu. Çok güzel bilgiler verdi bize Moşe hocamız. Bu akşamkini de yine Tunakamhi TV YouTube kanalına yükleyeceğim. Ve aynı zamanda da İbranice Dil Kursu sayfasına yollayacağız. Moşe de kendi kanalına yükleyebilir. İstediğiniz yerden izleyebilirsiniz. Evet Moşe, biraz Hollywood'a bağlanalım ve Hollywood'da İbranice ile ilgili neler oluyor? Bize bir anlatır mısın lütfen? Ben konuya şöyle başlamak istiyorum. Yıllar önce bir arkadaşımla konuşurken şöyle bir ifadede bulunmuştu. Ya ben Moşe'ye çok kızgınım demişti. Yani Moşe'den kastı Hazreti Musa diye bildiğimiz kişi. Sebep dedim. Yani bu kadar alegorik, bu kadar yani alengirli bir ifadede bulunması neden gerekliydi diye söyledik. Ben de o zaman şöyle bir şey demiştim yani. Çünkü insanlar bu tip şeyleri daha çok dinliyorlar. Daha çok dikkat ediyorlar. Ve Moşe'nin anlatmış olduğu Tora, bugün Tevrat diye bildiğimiz yazmalardaki o efsanevi anlatımlar insanların dikkatini daha çok çekiyor. Ve halen tartışılır. Gerçekten bir yazmanın galiba tek yazmadır yani yıllardır bu kadar tartışılan, yıllardır üzerinde kafa yorulan tek yazma diyebilirim. Elbette tarih boyunca birçok şeyler yazıldı. Homeros'un yani İlyada ve Odessa'sından tutalım, daha farklı şeyler de vardı. Fakat Tora'nın dili kadar insanları meşgul eden bir dil daha olmadı. Çünkü yazım tarzı çok farklıydı. Evet. Ve bugün bunu gerçekten kanıtlayan çok
ideal aygıt diyebileceğim şey Hollywood filmleri. Hollywood filmlerine de baktığımızda fantastik ve alegorik dille anlatılan filmler, yapılan filmler daha çok izleniyor. Yani örneğin Yüzüklerin Efendisi belki hayatımızı hiçbir şekilde somut olarak bir yer etmeyecek ama bir şekilde insanlar izliyor. İsrail'de birisiyle tanışmıştım. Şöyle demişti bana. Kaç defa izlediğimi bilmiyorum ama her hafta izliyorum der. Lord of Rings'i. Ben de şöyle dedim. Ne için izliyorsun dedim sence? Bilmiyorum, beni çekiyor dedi. Biraz da dindar birisi. Biraz da dindar diyelim. Arjantin göçmeni kendisi ama çocukluğu burada geçmiş. Dikkat edersen dedim yani bu Yüzüklerin Efendisi filminde Tora'dan çok alıntı var dedi. Çok sert bir tepki verdi. Olamaz dedi öyle bir şey. Ben de var dedim yani iddia ediyorum dedim var. Ve bazen bununlarla ilgili gerek Instagram'da gerekse kendi YouTube kanalında bazı ifadelerde bulunmuştum. İnsanlar beni eleştirmişti. Uçuyorsun gibi. Yani abartıyorsun gibi. Ben de hiç abartmıyorum. Çünkü bu konuşmanın sonunda öyle bir kanıt sunacağım ki su götürmez. Yani artık buna da inanmayana bir şey diyemem. Çünkü bizzat yazarın kendi dilinden bir aktarım var. Bizzat Yüzüklerin Efendisi'ni yazan kişinin dilinden bir aktarım var. Şimdi ben filmi yıllar sonra tekrar izlemek istediğimde şu ifade çok dikkatimi çekti. Çünkü hikaye de aslında orada başlıyor. Cücelerin Moria Dağı'nı kaybetmeleriyle başlıyor. Çünkü Moria Dağı'nı ben çok iyi biliyorum nerede olduğunu. İnsanlara da söyleyelim. Moria Dağı bugün bizim El Aksa dediğimiz kompleksin bulunduğu dağdır. O dağın adı halen Hamoria'dır. Moria ise More ve Ya kelimelerinden türetilmiştir. Çünkü anlamı şu oluyor. Benim öğretmenim yaratan veya o diyelim, tanrı diyelim artık insanlar nasıl kendi kültürüyle tercüme ediyorsa. Ve garip bir evet. More ve Ya isimleriyle birleştirilmiş. Biraz daha farklı gözle izlemeye başladım. Bu sefer de Baggins'in evinde 12 tane cücenin toplandığını görüyoruz. 12 tane oymak. 12 kabile vardı İsrail Krallığı zamanında. İsteyenler haritayı açıp bakabilirler. Eski İsrail Krallığı diye arattığınız zaman o zamanlar İsrail Krallığı 12 oymaktan oluşuyordu. Ama Baggins'in evine 13 tane cüce geliyor. 13 hem özel bir rakamdır İbranice'de hem de orada 12 kabile ve bir kral. Çünkü kral nötrdür. Hiçbir oyma bağlı değil gibi görünüyor ama bütün oymakların sorumluluğunu almıştır. Ve filme dikkatli baktığımızda yine bu 12 cüce sanki dağı kaybetmişler ve sürgüne gitmişler. Filmde de aynen böyle işleniyor. Sürgüne gidiyorlar, dağılıyorlar ve tekrar dağı kazanmak için, dağda tekrar yaşam sürebilmek için kuzeyde bir yerde toplanıyorlar. Filmde çünkü elflerin yaşamış olduğu yer ve bu kararı almış oldukları yer kuzey gibi anlatılır. Tolkien'in ifadelerinde elfler böyle anlatılıyor. Ve gerçekten de biz de baktığımızda ilk Siyonist Kongre İskandinav ülkelerinde oluyor. Basel'de toplanıyorlar. Bunun dışında yani 13, o 12 kabile tekrar yine taraf olmayan bir yerde buluşuyorlar. Dağı almak için bir uzun bir yolculuğa çıkıyorlar ve dağı tekrar alıyorlar. Elbette burada siyasi atıflar da var. Buraya girmeyeceğim. Diğer taraftan filmde Frodo ve Sam'in arkadaşlığı, dağa çıkmaları. Çünkü biz de biliyoruz ki Tora yazmalarından ve gerek yazılı gerek sözlü ifadelerden Moşe dediğimiz kişi yani Musa diye tanıdığımız kişi işi tek başına yapmamıştı. Geçen sefer de konuşmuştuk. Aaron'la beraber yapıyordu. Aaron'la birlikte. Ve filmde de bu imgeyi çok belirgin bir şekilde görüyoruz. Ve orada Sam'in dediği gibi yani seni taşıyabilirim ama yüzüğü taşıyamam diyor. Ama seni taşıyabilirim diyor o dağa. Yine burada bir dağ imgesi var. Moşe'nin dağa çıkması. Orada ateşle buluşması. Çünkü ateş her zaman yaratıcıyı simgeleyen belirgin ögelerden bir tanesidir. Bunun dışında yine bir yüzük var. Şlomo'nun yüzüğü. Süleyman'ın yüzüğü yani. İyi de kullanabilirsin, kötü de kullanabilirsin. Süleyman'ın yüzüğü. Tercihine kalmış. Bilmiyorsan kullanmaman gerek gibi.
Bunun dışında gerçekten çok daha farklı atıflar var. Yani orada bu işin bu kadar zor olması, zor akması, birçok cefaya katlanılması ve tekrardan odağın ele geçirilmesi Yahudi ulusunun yani sürgünden sonra tekrar buraya gelmesini anlatır. Orada mesela Moria da işgal edilmişti ve o tekrar alınıyor oradaki işgalcilerden. Ama Erobur dedikleri bir tapınak var ya daha doğrusu bir saray var. Çünkü biz de biliyoruz ki Hamorya bir dağdır ama onun üzerine kurulan Betamiktaş'tır. Önemli olan odur. Ve gerçekten ağlama duvarı. Bugünkü adıyla ağlama yani, duvarı bilmeyenler için Betamiktaş'ı söyleyelim. Evet, Süleyman'ın tapınağından bahsediyoruz. Gerçekten de birçok yorumcudan ne kadar okursanız okuyun tapınağın dağılmasındaki en büyük sebep o ulus arasında beliren kibirdi. Karşılık temeli olmayan nefretti ifade edildi. Birdenbire bir nefret ortaya çıkıyor. Ama bunun ne kadar yanlış olduğunu anlayıp tekrardan o yolculuğa çıkmaları Tora'dan birçok alıntı içeriyor. İnsanlar bazen abarttığımı ve hayal kurduğumu düşünüyorlardı ama ben yine tekrar araştırmak istedim ve çok garip bir şeyle karşılaştım. Tolkien zaten 38 yılında yazmış olduğu bir mektupta aynen şu ifadeyi kullanmış. Bu hikayedeki cüceler Yahudilerdir diyor. Onlardan esinlendim diyor. Veya daha farklı filmlere baktığımızda örneğin Matrix filminde baktığımızda 3. bölümünde bütün o karmaşadan kaçmak isteyenler nereye gitmeye çalışıyordu? Sion. Sion dedikleri bir ülkeye gitmeye çalışıyorlardı. Bu belki hayali olabilir, belki somut bir yer olabilir ama biz de Sion kavramının yine İbrani yazmalarda görüyoruz. Çünkü Yahudiler de Sion ülkesi, hatta bugünkü ulusal marşımızda bile vardır yani. Evet, Sion, Yeruşalayim diye bitiririz. Çünkü Sion özgürlüğü simgeler, esaretten çıkmayı simgeler, bağımsızlığı simgeler. Ki dikkat edersek Sion kelimesi aslında çıkmak fiilinden türetilmiştir. Latset, hani yotse deriz yani ben çıkıyorum deriz ve Sion kelimesi oradan türetilmiş bir kavramdır. Buradan şunu anlamak gerçekten mümkün. Tora'daki bu yazmalardaki karma karışıklık ve her okuduğumuzda farklı bir anlam vermesi, bize farklı bir algı kazandırması insan zihninin buna ne kadar müsait olduğunu gösteriyor. Çünkü insan zihni böyle şeyleri daha meraklı, daha çekim duyuyor, daha fazla eğimli. Ve bu yüzden böyle bir dil kullanılmış, biz buna efsane dili deriz, alegori dili, alegori diye ifade edebiliriz. Oradaki çöl, dağ, ateş, 40 yıl vesaire vesaire ve daha birçok kavram alegorik olup insan zihnini meşgul edebilecek bir zenginliğe sahipti. Ve bunu bugün Hollywood'da bunu çok iyi kullanıyor. Çünkü insan zihni böyle şeylere çok merak saldığı için bakıyoruz ki gerçekten izlenen en çok filmler Lord of Rings gibi yani Yüzüklerin Efendisi gibi fantastik filmler izleniyor. Yani somut normal hayattan olanlar değil, daha çok bu tip filmler çok ciddi hasılat yapıyorlar. Elbette bu sıralama değişiyor çünkü insanlar izliyor veya değerlendirmeler değişebiliyor yıllara göre, mevsimlere göre, aylara göre. Ama bunu çok rahat ifade edebilirim ki bu benim iddiam idi. Gerçekten bilmiyordum. Yani Lord of Rings'in birçok İbranice kavramı barındırdığını fark ettim. Ama zaten Tolkien bunu yazmış, yıllar önce yazmış bir mektubunda. Ben orada Yahudilerden esinlendim diyor. Cüceleri, oradaki cüceleri. Peki niye cüceler olarak ele almış? Orada bir cüce kavramı da bir şey mi anlatmaya çalışıyor? Yani büyümeye çalışan bir ulus gibi mi anlatmaya çalışıyor? Bunun altında yatan bilgi, metaforik benim anladığım şey şu, çok garip bir şekilde yani dünyada 8 milyar insan var, yüzlerce medeniyet gördük. Hatta güzel bir cümle okumuştum. Romalılar yıkıldı, Persler yıkıldı ama biz buradayız diye. Ve gerçekten çok büyük uluslar burayı işgal etmeye çalışmış olsalar da tarihi anlamda baktığımızda Yunanlar geldi, Romalılar geldi, Persler geldi, Moğollar geldi, Memlükler geldi, Osmanlılar geldi, İngilizler geldi, birçok şey geldi. Ama küçük bir ulus burada var olmayı başarabildi. Küçük görünüyorlar ama orada görünen bir inat söz konusu. Evet.
Evet. Küçük bir ulus zaten a small country but big noise diye geçer. Sesi çok büyük ama kendisi Gibi gerçekten görünüyor. büyüce şeklinde ifade edilebilen. Evet, böyle. Peki The Lord of the Rings'i inceledik. Başka bunun gibi önerebileceğin, içinde böyle semboller bulabileceğimiz filmler var mı yine İbranice ile veyahut da Tora'nın içindeki Şöyle hikayelerle ifade edeyim. ilgili? Aslında çocuk hikayelerine de geçiyor bu tür kavramlar. Çocuk hikayelerine de geçiyor. Yani Tora'nın öğretisinde de çok öğretisinden esinlenilmiş ilkeler çok geçiyor. Benim çocukluğumdan hatırladığım bir şey vardır. İşte yani Pinokyo annesini arar. Örneğin. Pinokyo. Burnu uzayan kukla diyelim. Evet. Orada güzel bir şey söyler yani. Gerçek sevgiyi bulduğun zaman insan olacaksındır. Biz de bunu öğreniyoruz Tabii. zaten. Yani Doğru. Biz de bunu öğreniyoruz. Adam olabilmek için henüz adam değiliz. Sevgiyi öğreneceğiz. Paylaşmayı öğreneceğiz. En önemli şey bu. Bencillikten kurtulmanın yolu paylaşmayı onun edinmektir. dışında Her yani konuda. bu propaganda gibi algılanmasın, fakat şöyle bir gerçeklik var. Politik akımları da etkilemiştir Tora'nın anlatmaya çalıştığı şey. Ben mesela çok yıllar önce, dediğim 20 yıl olmuştur, Rosa Luxemburg'un kitabını okuduğumda, Rosa Luxemburg belki pek bilinmez ama gerçekten bilimsel sosyalizmin kurucularından bir tanesidir. İlkidir hatta. Almanya'da yaşamıştır, öldürülmüştür, bir otelde öldürülmüştür. Rosa Luxemburg bir Yahudiydi. Bir eserin bir makalesinde şöyle diyor: bizler diyor sürekli sürülen bir ulusuz ve bunun için bir çözüm bulmak zorundaydık diyor. Ve bu yüzden sosyalizm, belki bizim o zaman sosyal demokrasi diyorlar. Çünkü sosyalizm kavramı henüz gelişmemiş. Karl Marx'tan bile önce yani. Rosa Luxemburg'un bu ifadesi. Karl Marx'tan bile önce, Çernyişevski'den bile önce. Ve orada şey diyor yani, bunu idealize edebileceğimiz tek, yani bunu sağlayabileceğimiz tek şey sosyal demokrasidir diyor. Ve ilkelere baktığınızda elbette Tora'dan çok alıntı söz konusu. Veya sosyalizmin, bilimsel sosyalizmin kurucularına baktığımızda bir esinti görüyoruz, ama bu başka siyasi akımları da etkilemiştir. Yani o politik kulvara pek girmek istemiyorum. Fakat gerçekten iyi bir film yapıldığı zaman alegori çok baskın oluyor. Mesela Kubrick'in bir filmi vardır. Korku filmi gibi görünür bize. Hani ilk sahnede Evet. bir Alman markalı Evet. daktilo ile başlar. Dikkat ederseniz. Böyle kamera daktiloya yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır ve özellikle Alman markasıdır. Şimdi farklı bir gözle baktığınızda aslında adam orada Almanya'da yaşanan soykırımı anlatıyor. Yani bir toplumun nasıl çıldırdığını anlatıyor. Ve o yüzden filme başlarken orada bir renk kaymaları vardır sürekli daktilo üzerinde. Alman markasıdır o daktilo. Çok alakasız gibi görünür. Ama orada adam şeyi anlatıyor yani, bir toplumun nasıl çıldırabileceğini anlatıyor. Biz bazen farklı uluslara barbar diyoruz, işte Vikingler barbardı. Ya yani Vikingler barbarken dünyanın diğer yerlerinde örnek demokrasiler mi vardı? Yok. Yani 70 yıl önce Zaman yaşadığımız yok. bir badire bu. Almanya'da yaşadığımız. Evet, Yani çok doğru. Film yapımcıları olsun, bu tip romancılar olsun, gerçekten bu alegoriyi çok iyi kullanıyor ve Tora'nın da böyle bir dille yazılmış olması rastgele değil. İbranice'nin böyle bir Tabii. sembolizm barındırması da rastgele bir tercih değil kesinlikle. Yani bu benim kendi düşüncem. Bunun binlerce yıl süreceğini bildikleri için böyle bir dil kullandı Moşe. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum sana. Tarih boyunca İbranice'yi konuşan, bu kadar kutsiyeti yüksek olan bir dili konuşan Yahudiler sürekli olarak katliamlara maruz kalmışlar. Yani Yahudi tarihine baktığımız zaman varoluştan bugüne kadar bir sürü katliama, tabii en güçlüsü Holokost ve Holokost'un ardından Kanaan topraklarına geçişi görüyoruz. Peki bu kadar büyük badirelerden tekrar yükselişe geçmek
bilginin altında yatan şey Tora bilgisi mi, Tora inancı mı veya ne şekilde mütalaa edersin? Buna %100 değildir. Hani demin dedin ya bir sürü ulus yok oldu. Asurlular yok oldu, Babilliler yok oldu, o geldi, bu geldi, yok oldu. Ama var olan küçücük cüce bir toplum var. Bu toplumu genelde birilerine sorduğun zaman Tora inancı veya yüreklerinde hissettikleri teslimiyet, Allah inancı gibi bir şey. Allah inancı birçok ulusta var. Yalnız Yahudilerde yok. Peki bu tekrar yükseliş, küllerinden yeniden doğuşun esas ana nedenini neye bağlıyorsun? Benim anladığım şu, şimdi Avram'ın Babil'den çıkıp Kenan topraklarına gelirken geçirmiş olduğu süreçte çok dikkatli bir durum söz konusu. Yani çok ilginç bir durum söz konusu. Askeri alanda gelişmedi. Mimari alanda gelişmediler. Ne bileyim sosyal alanda gelişmediler. Avram'ın çok büyük bir inadı vardı o yıllarda, o zamanlarda. Öğretmen yetiştirdi sadece. Ve bunu bütün uluslara gönderdi. Evet, o yüzden deriz ki Avram bütün uluslara hediyeler gönderdi. Buradaki hediyelerden kasıt takı, çanak, çömlek değil yani. Öğretmen gönderdi. Öğretmenler gönderdi. Ve Avram başından beri diyordu. Eğer bunun ne olduğunu daha iyi anlamak istiyorsanız bunu önce kendiniz anlayacaksınız, öğreneceksiniz. O yüzden öğretmeye çok önem vermiştir ve garip bir karakteristik bir özellik daha vardır gerçekten. Bu ulus çocuğuna doğar doğmaz okuma yazma öğreten tek ulus gibi diyebiliriz. Çünkü daha bundan 100 yıl öncesine kadar bile okuma yazma oranımız ne kadar düşüktü. Dünyanın her yerinde, İngiltere'den tutun Japonya'ya kadar. Fakat bir gezgin bile olsa, sürgünde bile olsa çocuklar illaki İbranice öğrenirdi. Kavramların anlamını da öğrenirlerdi. Buradaki güdüleyen şey aslında içsel bir güdü diyebiliriz buna ve içsel bir miras. İçsel bir miras da diyebiliriz. Önce anlamak, sonra anlatmak. Ve bu gerçekten çok büyük bir çeken güç. Ulusu bu topraklara çok büyük, çok derinden çeken bir güç. Daha garip bir şey söyleyeyim yani adını vermeyeceğim de mesela birisiyle tanıştım. Ben de doğdum doğalı oraya gelmek istiyorum, İsrail'e gelmek istiyorum dedi. Ben bunu defalarca duydum insanlardan. Defalarca. Bir de Instagram üzerinden yazıyorlar, YouTube'dan yazıyorlar vesaire. Ve garip bir şekilde mesela o kişinin vücudunda belli bir yerinde İsrail ülkesinin haritası var. Doğum izi olarak. Doğum izi olarak yani. Ben de emin olmak için göster dedim. Hakikaten de var yani. Yani şey değil, bir abartı değil, ne bileyim bir yalan değil. Yalan değil. Magic değil. Evet. Magic değil. Mutlaka onun hepsinin bir anlamı vardır. Hepsinin bir sebebi vardır. Boşu boşuna değildir. Zeki haritaya pek benzemiyor dedi. Ben şeyim, günümüzdeki haritaya pek benzemiyor ama dikkat edersen hem benziyor hem de bu harita dedim. İsrail kralı zamanındaki harita dedim yani. Açtım gösterdim. Çünkü o zamanki sınırlar biraz farklı. 12 oyman yaşamış olduğu sürgünden önceki haritayla birebir aynı. Ufak tefek farklı var. Buradan şunu demeye çalışıyorum yani bizim anlamadığımız çok farklı bir çekime sahip. Buraya tekrar gelmek, burada tekrar bir ulus olmak, burada ulus olduktan sonra anlatmak ve anlatmak anlatmak. İşte bunu gerçekten Tora yazmalarının bize sağlamış olduğu bir nevi bir güç diyebiliriz. Yani elbette her şey şu anki somut bilimle anlatmak pek mümkün olmayabilir ama bunun örneklerini defalarca görüyorum yani. Yani mesela ben ağlama duvarındaydım 2 gün önce. Ya o adam Japon. Hakikaten Japon. Çıkmış gelmiş, dönüşmüş, kafasında kipası burada yaşıyor. Soruyorsunuz yani neden? Öyle istedim diyor. Öyle bir çekim duydum diyor. Ama bütün bu şeyi gerçekten özün ne olduğunu anlayabilmemiz için bu yazmalara baktığımızda ve farklı bir gözle okumayı başladığımızda anlayabiliyoruz. Yani neyi çeken gücün ne olduğunu. Anladım. Peki bir şey sormak istiyorum. Konuyla
ilgisi var mı bilmiyorum ama birden şu anda aklıma geldi. Hazreti İsa biliyorsun ki Yahudiydi. Yahudi doğdu ve Yahudi öldü ve çok büyük bir kabalistti. Hatta kabalistlerin içinde en güçlüsü Eseniler tarikatına bağlı bir peygamberdi. Peygamber olarak kabul ediliyor. O zamanlar rahipti. Yani bir hahamdı ve Tora'yı çok güzel uygulayan ve bu konu üzerinde de çalışmalar yapan biriydi. Kumran'da, Kumran yazıtları adı altında Esenilerle birlikte, o grupla birlikte hazırlamış olduğu, yapmış olduğu çalışmaları yine bu yazmalar halinde bulundu ve Tel Aviv'e müzeye kondu bunları. Bu yazmalar hakkında bir bilgin var mı, bize anlatabilir misin? Veya Hazreti İsa'nın bu sadik dediğimiz, yani bilge kişi olarak geçen bu mertebesi hakkında bize biraz şöyle bilgi verebilirim. Yani o yazmaların bulunduğu yerden çok kez geçtim. Tabii şu an içeri girmek yasak, mağaralara çıkmak yasak, yani sadece yanından ilerleyebiliyorsunuz. O güvenli. Niye yasakladılar? Yani gerçekten bilmiyorsanız hadi, orada nasıl hareket edeceğinizi, bir de çöl zaten, çölün ortasında. Yani orada yarım saat susuz evet, kalmak tehlike. Ciddi bir tehlike. Anladım. Yani bir rehber nezaretinde gezilebilir. Yani ancak arkeoloji araştırmaları için devletten izin alırsanız, yani ancak gitmeniz mümkün, ama turistlerin böyle bir şey yapması mümkün değil. Çünkü güvenli bir alan değil yani. Çok iyi tanımanız lazım vesaire. Bir de anladım, düşme tehlikeniz de çok. Ama çok ilginç gerçekten, dağlara oyulmuş, dağların içindeki o mağaralar. Şimdi bazen insanlar bilmeyi ayıplıyorlar. Yani bunu birçok yerde gördüm. Şimdi bilip de ne yapacaksın gibisinden. Benim kişisel tavsiyem, bilmeyi ayıplayan insanlardan uzak durun. Bilmek özel bir şeydir gerçekten. Çünkü bildiğiniz zaman birçok şeyi daha farklı bir gözle görmeye başlıyorsunuz. Şimdi İsa diye kavramlaştırılan kişi, biz Roma'nın ideolojisini kaybetmeye yüz tuttuktan sonra, kendi ülkesinde ciddi çatışmalar yaşamaya başladıktan sonra İznik'te oturmuşlar, ne yapacağız demişler. Onlar demiş, hadi yeni bir din kuralım. Adı ne olsun, bu olsun. Önderi kim vesaire, böyle kişiler ortaya çıkmış. İşte İsa gibi, 12 havari gibi. Dikkat ederseniz, eğer Akiva'nın hayatını okursanız, Akiva'nın yapmış olduğu işleri okursanız, İsrail Krallığı'nın en kaotik zamanı, bir taraftan tapınak yıkılmış, Romalılarla bir çatışma söz konusu, Romalılar tamamen Tora'yı okumayı yasaklamış ve ama Akiva inatla buna devam ediyordu ki Onis'in en büyük öğretmeniydi, tek büyük öğretmeniydi. Ve derler ki Akiva'nın 12 bin çift öğrencisi vardı. Özellikle çift vurgusu yaparlar. Çünkü 24 bin denilmiyor, 12 bin çift. Çünkü öğrencilerini, elbette bu rakam farazi olabilir. Yani kimse gidip de tek tek saymamıştır 12 bin çift öğrenci. Bunlardan bir tanesi işte Raşbi, Zohar yazmalarına öncülük eden kişi. Ve 12 bin çift öğrenciye şu emri vermiş: ne olursa olsun Tora'yı okuyacaksınız ve gittiğiniz her yerde bunu anlatacaksınız. Ve dolaşacaksınız diyorlar. Hem İsrail Krallığı'nda hem de İsrail Krallığı'nın dışında gidebildiğiniz her yerde. Ve bu hikayenin daha diğer detaylarına baktığınızda, aslında bugün bize Hristiyanlık olarak tanıtılan dinin temel inanç esasları bunlardan esinlenilmiş. Bir öğretmen var, işkenceye uğruyor ki Akiva da zaten işkenceye uğrayarak vefat etmiştir. Derisinin yüzüldüğü söylenir, canlı canlı. Ama buna rağmen gülümseyerek öldüğü de söylenir veya ölürken üzgün olmadığı söylenir ve 12 bin çift öğrencisi etrafında ve onun emriyle bütün İsrail Krallığı'nı dolaşıp insanlara Tora'nın olduğunu anlatan insanlar. Bunlardan benim gördüğüm bir din ortaya çıkmış. Daha doğrusu Roma, eğer tarihi anlamda incelediğimizde Roma gerçekten pagan kültürün toplumu doyurmadığını gördüğü anda yeni bir din icat ediyor. Yeni bir din kurguluyor. Elbette bunun içerisinde uhrevi veya kutsi değerler olabilir. Buna itirazım yok. Yargılamam da mümkün değil. Ama bir grup insan, işte bu Roma'nın, o zamanki Roma'nın
yapmalarına karşı gelip bizim bugün Qumran dediğimiz bölgeye gidiyorlar. Esenilerde isimlerinden bir tanesi Zeolat, Zeolotlar da isimlerinden bir tanesi olabilir, farklı farklı isimler olabilir ama çünkü zaten burada bir topluluk söz konusu. Oraya gittiğinizde, hatta biraz da ilerisinde şey vardır, Masada Kalesi vardır. Gördün değil mi orayı da? Arada 100 kilometre falan bir şey var. 100-150 kilometre bir mesafe var. O bölgede insanlar tepki olarak, çünkü bir taraftan Roma'yı istemiyorlar, bir taraftan da İsrail'de de kalmaları mümkün değil. Çünkü yağma başlamış, yıkım başlamış, kaçmak zorunda. Çünkü anlatmak istedikleri bir şeyler var. Yazmak istedikleri bir şeyler var. Ve bir buna tarikat diyebiliriz, topluluk diyebiliriz, isimleri farklılaşabilir. Büyük bir alanda, yani çok büyük bir alanda gerçekten o ve Tuz Denizi dediğimiz, literatürde Dead Sea diye geçen, Ölü Denizi diye geçen bölgede çok büyük bir geniş alana yayılmışlar. Mağaralarda çok ilginç bir şekilde uzun uzun yazmalar yazmışlar. Ve dediğin gibi o yazmalarda bir Yeşu diye öğretmenden bahsediyorlar. Yeşua diye. Yeşu diye bir öğretmenden var. Yeşua diyoruz İtalyanca çünkü İngilizce Jesus diye geçiyor. Bildiğimiz İsa yani. Ama gerçek olarak yani İsa asli adı Yeşua. Yeşua diye geçiyor. Yeşua. Y harfi İngilizce J diye geçmiş. Böyle bir durum var. Mesela Yeruşalayim deriz ama onlar Jeruzalem der. Jeruzalem derler. Evet, doğrudur. Orada bizim gördüğümüz, daha doğrusu benim anladığım, kişisel olarak anladığım, evet bir topluluk gerçekten biraz saklı, biraz da anlatılmak istenmeyen bir mesajı, uzun bir mesajı diyelim, parşömenlere yazmışlar. Orada bir öğretmenden bahsediyorlar sürekli ve yıllar sonra bu anlatıları biz Roma'nın gelişimiyle bir Hristiyanlık dini olarak karşımıza çıkıyor ki anlatılmayan daha başka şeyler de var orada. Karakterler var, imgeler var, söylemler var. Bunların hepsi de semboller de var. Bunların hepsi zaten anlatılamamasının sebebi o yıllarda bunların bilinmiyor olmasıydı. Eğer bilselerdi bunlar da işlenirdi yani. Mesela bir mağaraya gidiyorsunuz. Yani Raşmi'nin oğluyla beraber saklandığı mağaraya, biliyoruz ki bize yazılı ve sözlü aktarımlarda Raşbi ve oğlu 13 yıl bir mağarada gizlendi. Ama kutsal ruh onlara eşlik etti. Bir melek onlara eşlik ediyordu orada. Bazen peygamber gibi görünüyordu, bazen bir melek gibi görünüyordu. %100 simgesel ve imgesel anlatımlar olabilir. Fakat aynı şeyi Hristiyanlığın teolojisinde inanç esaslarına görüyoruz. Baba oğul, ki Raşbi babaydı, oğlu Elezar ve kutsal ruh. Ve bir şey yazılı. Tamam, üçlü sistem yine orada. Yani benim İbranici'den anladığım, daha doğrusu İbranici'nin bana sağlamış olduğu en büyük fayda, tüm bu anlatıların aslında kökünün ne olduğunu anlamama yardımcı oldu. Etimolojisi ne yani? Sözcüklerin etimolojisi. Bize kutsi olarak öğretilen kavramların aslında nereden geldi veya bunların aslında nereden gelmediğini de anlatıyor. Şöyle bir örnek vereyim mesela. Ludwig von Schröder diye bir tane dil bilimcisi var. 1850'lerde yaşamış. Almanyalı. Ludwig von, bazen von diyorlar, bazen van diyorlar. Schröder. Bu kişi Bereşit'in yaratılış bölümünü okumuş. Orada şu ifadeyi görmüş. Noah 950 yıl yaşadı. Ki tamamen imgesel bir anlatım. Hiçbir insan 950 yıl yaşamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Bu 9 sefirot ve 10. sefirotun zerampil noktasına kadar ilerleyişi temsil eder. Ve 3 tane oğlu oldu diyor orada. Şem, Ham, Yefet diye. Bakın bu bütün üniversitelerde şu an bilimsel olarak kabul edilmiş bir gerçeklik gibi görünüyor. Diyor ki o adam, Ludwig. O zaman diyor, Noah'ın oğlunun adı Şem'i alayım, Orta Doğu'daki bütün dilleri Semitik dil olarak ifade edeyim. Kimse kulağına şunu fısıldamamış o zaman. Arkadaş, bunlar bir alegori. Kimse 950 yıl yaşamadı. Böyle bir zombi
Zombi hiçbir zaman var olmadı. Hortlak gibi gezen bir adam yok. Ve burada görmüş olduğun isimler de alegorik. Böyle 3 tane veya 5 tane, bilmiyoruz kaç tane çocuğu vardı öyle bir insanın. Bilemiyoruz yani. Ama buradaki imgesel bir kavramı alıp bilimsel bir ağaç çizmiş. Dil ağacı çizmiş. Yani bu kavramlar bazen din gibi bir dinin kurulmasına sebep olmuş. Bazen de büyük bir yanılgı olarak bugün birçok ülkede, üniversitede kabul görmüş dil ağacına sebep oluyor. Diyor ki böyle olmalı diyor. Neden diyorsunuz? Yani neden böyle bir çıkarım yaptın? Nerede mi? Çünkü Noah'ın yani Nuh'un Şem diye bir oğlu varmış. Ben de bu ağaca böyle bir isim veriyorum. Dil ağacına. İşte Orta Doğu'daki dillerin anası Semitik diller olsun. Sonra bunu parçalamış. Peki pardon kestim. Noah'ın açılımına baktığımız zaman sözcük olarak Noah, ne rahat, veriyor? Rahat. Bazen Noah rahat. Peki hayat ağacındaki sefirotlarda hangisine tekabül eder Noah? Şuradan bakmak lazım yani. Derler ki Noah toprakla uğraşırdı. Adama toprakla uğraşırdı. Evet. Buradaki imgelen gerçekten alegorik olarak baktığımızda toprak arzuyu simgeliyor. Çünkü Adem'den sonra Adem aslında pek bir şey anlatmadı. Çok kısa bir şeyler anlattı ve gitti. Ama Noah zamanına geldiğimizde, insanın içinde gelişen o Nuh seviyesine geldiğimizde artık arzusunu deşmeye çalışıyor. Bütün bunların sebeplerini, nereden geldiğini, ne olduğunu arzusunda çalışmaya, arzusunu deşifre etmeye çalışıyor. Bu yüzden zaten orada diyorlar ki 950 yıl yaşadı. 9 sefirot, ilk 9 sefirot ve 50 yıl. Sonraki sefirotun Zer'ampin noktasına kadar ki gelişim sürecini simgeleyen bir imgedir yani Noah. Gerçekte illaki Nuh diye veya Noah diye insanlar yaşamıştır. Mutlaka yaşamıştır. Çocuk yapmışlardır, aileleri olmuştur vesaire. Fakat oradaki imgelen hem toprakla uğraşıyordu demesi, hem de 950 yıl yaşaması hayat ağacı olarak bilinen 10 sefirotta 9 sefirot ve bir sonraki sefirotun Zeyr Ampin dediğimiz noktasına kadarki gelişimi simgeler. Daha yani bir sonraki hayat ağacı. Bir hayat ağacı var. O hayat ağacında 9 sefirotu anlatıyor. 50 yıllık şeyde o en üst sefira ve diğer o, hayat ağacındaki Zeyr Ampin'in sınırına kadar. O en üst sefiranın Zeyr Ampin orta bölgesine kadar. Çünkü kim tamamlıyor o geri kalanı? Avram tamamlıyor. Güzel. Ama daha iyi anlamak için bence Adem'in o iki oğlu kavramı var ya. Kain ve Hevel diye geçen. Hani derler ki işte bir oğul toprak, bir oğul çiftçiydi. Bir oğul hayvanla uğraşıyordu. Evet. Ve hayvancılık yapan, çiftçilik yapanı öldürdü derler. Aslında burada bir cinayet söz konusu değil. Burada bir yani asayiş bir olay yok. Burada da çok güzel bir imgelen var. Diyor ki yani biri bitkisel seviye, biri hayvani seviye. Hayvansal seviye bitkisel seviyeyi baskınladı. Onun üstüne çıktı. Orada kimse kimseyi boğazlamıyor yani. Kimse kimseyi öldürmüyor. Ve bu gelişim geliştikçe Noah zamanında o rahatlayan zamanda arzusunu keşfediyor insan ilk defa. Nasıl bir gelişim içinde olduğunu keşfediyor. Bunu herkes kendi hayatında da deneyimleyebilir ve ki deneyimliyor bence. Tabii içimizdeki Noah'a bakmak lazım orada. Ve 9 sefiranın işte bir sonraki sefiranın Zerampin'ine kadar ki hali simgeliyor. Ama ne zaman ki Avram'a geliyoruz, Avram'la bu 10 sefira tamamlanıyor ki zaten Avram'ın Sefer Yesira kitabında ne yazıyordu? Yaratılış 10 sefirot, 22 harf, 32 yoldan oluşmuştur. Çünkü o tamamladı zaten, biliyor yani artık. Bilmiyorsun, biliyor. Tamam, güzel. Peki burada şunu ilave olarak sormak istiyorum. Noah rahat demekse ve 950 yıl işte
9 Sefirot ve bir sonraki Avram'a kadar olan gelişimi anlatıyorsa, Zeyrampi'nin en üst seviyesi Avram'a kadar, Sem, Ham ve Yafet'i, yani 3 tane oğlunu aldığımızda şöyle anlatılır. Yafet Avrupa ülkelerini anlatır. Çünkü Yofi'den gelmedir ve güzellik, estetik filan onu anlatmaya çalışır. Sam işte Asya bölgesi, Sami ırkını anlatıyor. Yani orada İbraniler, Araplar ve bütün Asya ve Orta Asya bölgesini. Ham ise Afrika bölgesini anlatıyor. Yafet eğer güzellik, anlayış, estetik ise, Ham ve Sam'ın kökü ve anlamı nedir İbranice? Bir şöyle açıdan bakmalıyız. Yani Şem, Ham, Yefet neyi simgeliyor? Şem, Ham, Yefet alef harfinde gördüğümüz 3 çizgi isim geliyor. 3 hatı isim geliyor. Yani bir alef harfine baktığımızda bir yukarıdan gelen yut vardı, bir aşağı inen yut vardı, bir de orta vardı. Yut, bir de yandaki yut vardır. Bir de yandaki. Bu ise bize çizgi olarak veya İbranice'de hat deriz, yani kav diyoruz. Hat daha doğru bir tanım bence. 3 hattı simgeliyor. Çünkü insanın sağ tarafı, sol tarafı ve orta çizgi. Bu orta çizgi. Yani bir kötülük tarafı var, bir iyilik tarafı var yukarıdan gelen, ama insanın işi bunların hiçbirini elimine etmemek. Tam tersine bunları belli bir yerde buluşturmak. Birleştirmek, bir araya getirmek. Bilim insanları ise bunu şöyle tanımlamış. Evet. İşte Yefet dediğimiz oğuldan oğul, işte Rusya'yı da kaplayan, bu Ermenistan, Türkiye gibi yerleri kaplayan ulusların doğuşunun babası olarak bilir. Şem, Orta Doğu insanları. İşte bunun içerisinde Babil veya bugünkü yani şu anki Kenan toprakları diyelim. Ham ise Afrikalıları temsil ediyor. Fakat burada şöyle bir yanılgı var. Benim gözlemim. Yani bunu bilimsel olarak da gayet kanıtlamak mümkün. Yani bu bahsedilen tarihlerden önce insan yaşamı çoktan önce başlamıştı zaten. Bu topraklarda zaten insanlar vardı. Yani Nuh'un Tora'nın tarihlemesine göre baktığınızda, yani Adem'in yaşını biz ne olarak biliriz? 5783. Ama insanlık tarihi çok da eskiye dayanır. Elbette Kenan topraklarında da insanlar vardı. Adem de zaten bir toplumda büyümüş bir insandı. Yani gökten düşmedi bu adam. Veya cennetten düşmedi. Afrika'da da insanlar vardı. Belki İskandinavya'da da insanlar vardı. Bilemiyoruz yani. Belki yani çok rahat iddia etmek mümkün değil, ama insanlık her çok daha eskiydi. Fakat gerçekten Ludwig gibi insanlar bu kavramları alıp bundan hem dil ailesi geliştirmişler, hem de bir türeyiş gibi ağaç geliştirmişler. Ama bugün herhangi bir arkeoloji kazı yaptığımızda, ki Yeruşalayim'de bile 8000 yıllık aletler var şu an. 8000 yıllık. Yani İsrail Krallığı'ndan çok çok daha önce insanlar vardı, yaşıyorlardı, hayatlarını devam ettiriyorlardı. Fakat Tora'daki yazmalar böyle bir alegoriyi kullanırken aslında bir insanın veya toplumun içsel gelişimine nasıl olacağını anlatıyorlar. Ama bazı tarihlerde, bazı tarihin ilginç noktalarında Ludwig gibi bilim insanları bunları alıp çok daha farklı şekilleri sokmuşlar. Yine referansları Tora'daki anlatımlar, fakat ne kadar doğru olduğu tartışılır. Yani oradaki Şem ismini alıp Semitik diller diye bir dil ailesi kurmak doğru değil. Çünkü böyle bir evladın olup olmadığını bile bilmiyoruz. Böyle bir insanın... Peki Şem orta nedir? Çizgiyi Şem'i... ifade ediyor. Şem. Biz ne deriz? Baruch Haşem. Evet. Ham ise, Ham ise sol tarafı. Evet. Yani işte yani bina Sevi'den ziyade bu üç, yani Sevi'den ziyade biri kötülük, biri iyilik, Şem ise bunun tam ortası. Şem ise bunun tam ortası. O zaman Yafet iyilik, Ham kötülük, Şem de bunların, merkezi. Bunları birleştirebilen güç. Bunları birleştiren güç. Ve ilerleyen zamanlarda zaten
Avram'ın yani gerçekliği keşfetmesi ise bunun bir nevi tamamlanışı. Güzel. Peki bu üçgen tamamlandığında tufan mı olur? Tufan şu, tufandaki kavramlara yakından baktığımızda aslında çok eğlenceli. Ben çok zevk alırım yani bu kavramlarda. Tufan insanlığın tarihi boyunca defalarca olmuştur. Tufan, yani tufandan ne anlıyoruz? Suyun yükselmesi. Suyun yükselmesi. Su her zaman, evet, İbrani metinlerde dua gibi veya merhamet gibi görülür. Merhametin yükselmesi. Ama daha yakından anlamak istiyorsak gerçekten bu tufanda ne anlatıldığını, bir taraftan merhamet yükselmiş, dua yükselmiş. Ama ne anlatıyorlar bizi? Yani nasıl ifade ediliyor? Noah önce kargayı gönderdi. Bir cevap alamadı. Yani evet, bir doğru, netice olmadı. Tamam. Sonra güvercini gönderdi ama güvercin ağzının zeytin dalıyla geldi ve dedi ki tamam artık tufan bitmiştir. Burada yine isimlere yakından baktığımızda ne demek istediğini daha rahat anlıyoruz. Çünkü orev deriz kargaya, İbranice'de orev deriz. Orev. Ayin, vav, reş, tamam, bet harfleriyle yazılır. Orev diye okunur, anlamı kargadır. Fakat bu kelimeyi dikkatli baktığımızda nereden türetilmiştir? Erev kelimesinden, akşam. Akşam kelimesinden türetilmiştir. Hatta bu kavram meurvav, karmaşık, karışık veya learvev, karıştırmak fiilinden türetilmiştir. Buradaki karganın simgelediği şey şu. Akşam, yani insanın ne gecede ne gündüzde olmadığı, ikisinin arasında bulanık bir zamanda olmasını simgeler. Eğer bir şeye akşam gözüyle baktığınızda, yani ne gündüz ne gece, netice alamazsın, alamayacaksın. Ama güvercini gönderdi, netice aldı. Yuna diyoruz değil mi güvercine? İbranice'de Yuna. Yud, vav, nun, hey. Bu nereden türetilmiş? O ne? Cevap kelimesinden türetilmiş. Biz İbrani metinlerde cevaba gelmek diye bir kavram vardır. Yani cevaba gelmek, yani gerçekliği keşfetmek. Eğer kişi cevaba, yani bakış açısını akşam tarafından değil, yaratıcının sunmuş olduğu merhamet çerçevesinde baktığı zaman zeytin dalını bulacak ve bir netice alacak. Ki şemen, yani zeytin bize niye simgeliyor? Yağ. Çünkü ondan yağ üretiyoruz. Yani o dal çok da önemli değil. Oradaki meyvenin çıkarmış olduğu yağ çok önemlidir. Şemen deriz, yağ deriz. Hangi harflerden türetilmiş? Şem. Yine şem karşımıza çıkıyor. Şinmen. Evet. Yani bu alegorik, evet, hikayelerde az önce Adem'in iki oğlundan bahsettik. Biri hayvancı, biri işte çiftçi. Hayvansal seviyenin bitkisel seviyeye baskın, evet, gelmesi veya bu Nuh tufanındaki karga ve güvercin alegorilerinde, yani insanın karmaşık zamanlarda bir şeye nasıl bakması gerektiğini anlatan imgeler bunlar. Yani eğer doğru, gerçekten doğru, karmaşık bir haldeysen, tufan gibi bir haldeysen, ki orada hatta teyva denir yani. Mesela hani Nuh'un bu anlatılarda bize hep gemi diye yazmışlardır, gemi diye anlatmışlardır. Fakat çok gariptir yani, İbranice yazmaları okuduğunuzda gemi geçmez orada. Teyva diye geçer. Teyva. Ne geçiyor? Teyva. Kutu ne demek. Demek. Kutu. Ne demek? Peki. Ha, peki. Kutu, tabii. Kutu diye harfin, geçiyor. Kutu kelimesindeki harflerin yerini değiştirirsek ne oluyor? Byte. Ev. Ne oluyor? Yani. Ev demek. Yani kendimiz, dolayısıyla kendimiziz. Yani Nuh, kendi içsel potansiyelimiz. Orada gemi kurmuyor, evet, veya kutu kurmuyor. Kutu kelimesine baktığımızda teyva, taf, yut, bet, evet, hey harfleriyle, evet, yazılır. Doğru. Hatta günümüzde bile teyvat duar deriz. Doğru. Yani posta kutusu. Teyvat duar. Peki yani neden gemi yazmamış, yazmadığı halde bizi gemi diye çeviriyorlar? Burada çevirinin nasıl katlettiğini görüyoruz aslında. Çünkü orada gemi kelimesi yok. Teyva var. Oradaki tavı, tavla beti yer değiştirdiğinizde byte kelimesi çıkıyor. Yani ev. Ev demek, ev insanın demek, evet, kalbi demek, yüreği demek. Bütün arzularını, o hani derler ya, hayvanları aldı tek tek. Oradaki simge
Gemiler yani eril ve dişil olarak bütün hayvanları gemiye aldı der, diye çevirirler. İbranice teyva diye görüyoruz. Kişinin bütün arzularını tek bir yere toplayıp, tek bir noktaya toplayıp, evet, orada akşam gözüyle değil, gündüz yani cevap gözüyle baktığın zaman yine şemeni simgeleyen, yağı simgeleyen zeytini bulacaksın diyor. Yani gerçekten bireysel hayatımızda da toplumsal hayatımızda Nuh tufanını belki her gün yaşıyoruz artık maalesef. Kaotik bir zaman, doğrudur. İnsanın kendi içinde yaşamış olduğu bir kaotik zaman bütün arzuları belli bir merkezi ev gibi bir yerin içerisinde topladığı zaman cevabı bulabiliyor, neticeyi bulabiliyor. O yüzden dikkat edin, karga güvercinden daha uzun yaşar. Değil mi? Karga çok daha uzun yıllar yaşar. Çünkü insanın karanlıkta kaldığı, akşamda kaldığı zaman da uzundur. Çok uzundur. Kaos zamanı, o kaotik zamanı. Ama o beyaz güvercin gelir, sana o zeytin dalını getirir. Çünkü zeytin dalında şemen yapıyoruz ki yine orada şem harflerini görüyoruz. Baruch Haşem derken boşuna Baruch Haşem demiyoruz yani. Boşuna söylemiyoruz, haklısın Moşe'cim. Şimdi birazcık katılımcıların yazdıklarına dönmek istiyorum. Çünkü vaktimiz daralıyor. Veysel Bey şöyle demiş, Roma döneminde derisi yüzülerek öldürülen kişinin adını Akiva gönderebilir misiniz? Akiva. Evet. Akiva. Akiva. İngilizce'de Akiva. Evet. Rabbi biliyorsunuz haham demektir. Akiva. İngilizce Rabbi Akiva derseniz daha hızlı netice bulursunuz şeyden, Google'da. Akiva. Google'da. Tamam. Peki devam ediyorum. Neler yazılmış bir bakıyorum. Burada bir şey var, yazılar var. Siz az evvel Şem dediniz. Ben bunu Şam veya Şam'dan diyor. Şaman gibi bağdaştırıyorum diyor Çerkeskaya İrem. Şem, Şaman olabilir mi diyor. Burada da bir rahat ya da hat, burada yazı ya da sınır koyma sesleri gibi bir şeyler yazmışlar. Eğer yanıtlayabileceğim bir şey varsa. Benim insanları tavsiyem şudur. Yani öğrenin. İçinizde çok farklı noktalara denk gelecektir. Bugün şaman diye belki içinizde bir imgi uyandıracak, yarın başka bir şey uyandıracaktır. Veya rahat kelimesinde belki bir hat veya daha farklı kavramlar uyandıracaktır. Fakat doğru şekilde öğrenmek isterseniz gerçekten İbranice'nin alegorik yapısıyla yola çıkmak daha iyi ve hızlı sonuçlar verir. Elbette farklı dillerde de mesela biz karşımızdaki kadına İbranice'de ne diyoruz? At diyoruz. Ama bu farklı kültürlerde bir hayvan adı. Ama İbranice'de alakası yok. Tam tersine baştan sona demek yani. Alif'ten tava kadar. Bir soru daha var. Gerçi Moşe hocamız geçen videoda bunu yanıtlamıştı. Ama sizin için bir daha tekrarlayalım. İbranice doğduğu günden bu yana dezenformasyona uğradı mı hiç diye hiç uğramadı. Gerçi bunu bir önceki konumuzda da değerlendirmiştik, sohbetimizde de değerlendirmiştik. Çok eski yazmalara da baksanız, günlük konuşmaya da baksanız, günlük yazım diline de baksanız, gramer yapısı 3500 yıldır değişmemiş tek dil diyebiliriz. Bunu rahatlıkla iddia edebilirim yani. Evet. Veya David'in şiirlerinden bile bunu çok rahat görmemiz mümkün. 3200 yıllık bir tarihe sahiptir. Yani Kral David'in yani Davut'un yazmış olduğu şeyler. Defalarca test ettim. Gramer yapısı halen aynı. Kavramların anlamları da aynı. Yani dün etsin anlamı ağaç ise bugün de ağaçtır. Değişmemiştir. Evet. Güzel. Arkadaşlar yazmış olduğunuz başka sorularınız varsa yanıtlayalım. Çünkü çok çok az vaktimiz kaldı. 2-3 dakika sonra bitiriyoruz çalışmayı. Çok güzel yine bir çalışma oldu. Bize Nuh Tufanı'nı çok güzel anlattı Moşe hocamız. Biz bu çalışmaları ayda bir kere tekrarlayacağız. Her çalışmanın başlığı farklı olacak.
Mesela bugün Hollywood'u konuştuk, Nuh Tufanı'nı konuştuk, bir sürü Tevrat'ta yazılı olan Belki çalışmaları dile arkadaşlar da getirdik. yani fikirlerini sunabilirler. Şu konuyu da değerlendirebilir misiniz gibi. Sana Tabii, yazsınlar tabii. mesela. Sana Tabii yazsınlar. yani yazarsanız şunu anlatın, başlık olarak bu olsun filan, biz elimizden geldiğince bu çalışmaları sürdüreceğiz. Hep beraber sohbet şeklinde konuşacağız. Siz sorularınızı sorun, başlıklarınızı yazın. Biz de onları mütalaa edelim, çalışalım ve gelecek ay yine karşınızda olalım. Çünkü şimdi Çok da çok güzel anlatıyor Moşe rahat hocamız. iddia edebiliriz yani. İbranice dili bilimi, sanatı, tarihi kavramları derinden etkilemiştir. Yani bugün belki birileri yadsıyabilir ama kendi kültürümüzde bile bunun çok derin etkilerini izleyebiliyoruz. Bir arkadaşım bana şey demiş, bir yerde oturuyorduk. Atatürk dedi. David dedim, biliyorum dedim. Yani Atatürk'ün kim olduğunu biliyorum dedim. Hayır dedi, ben anlamadım dedi. Atatürk dedi. Biliyorum dedim, canım sıkın git başımdan dedim. Hakikaten böyle bir cevap verdim. Hala anlamadın dedi. Ata ne demek İbranice'de? Sen. Eğer Sen karşındaki bir erkekse ona evet. Türk demek istiyorsan ne dersin? Atatürk dersin. Sen Türksün. Atatürk dersin tabii. Yani İbranice Sen Türksün. Atatürk. Sen Türksün Ve daha demek. birçok şeyi Evet. etkilemiştir yani. Kavramları olsun, günlük yaşantıda kullandığımız ama farkına varmadığımız birçok yerde var. Evet. Çok güzel. Şimdi Zühal'cim nasılsın? İyi misin? Hoş geldin. Güneşle bir ilgisi var mı diye bir soru var. İbranice'de Zühal Şemeş güneş sormuş. demek ki Farsçadaki şeye de çok yakın yani daha doğrusu Farsçayla da çok Farsçadaki şeye benziyor. Fakat burada şöyle bir tartışma başlıyor hemen. Farsça mı önce, İbranice mi önce? Veya Arapça mı önce, İbranice mi önce? Ben Evet. çok rahat iddia edebilirim. İlk yazılı Arapça eser Kur'an'dır. Öncesi yok. Gerçekten bakabilirsiniz yani araştırabilirsiniz. Yazılı bir Arapça eser yok. Fakat İbranice'nin yazılı eserleri Kur'an'dan çok eskidir. Çok çok eskidir. Binlerce Onlarca, diyebilirim yani. yüzlerce şey Binlerce diyebilirim. yazmalar Hatta yani. Kur'an kelimesi bile İbranicedir. Okumak fiilinden türetilmiştir. Yani biz ne diyoruz İbranicede? Ani kore, okuyorum. Ani rotse likro, Evet, ben evet. okumak istiyorum. Likro okumak, kore okuyorum. Peki günümüzde Evet. bile sunuculara biz TV sunucularına karyan deriz. Karyan okuyan demek. Okuyan. Kur'an ise okunan demek. Okunan. Yani ilk surenin adı bile Bakara'dır ki sure şiir demekmiş aslında Arapça. O da ayrı bir ilginç taraf. Bakara'dır değil mi ilk sure? Evet. Arapçada ne anlama geliyor? İnek. Değil mi? Biz İnek tabii. İbranice'de ne Herhalde inek diyoruz? demek ise onu böleceksin. Ama biz İbranice'de Bakara ne diye diyoruz? biliyorsun İneğe onu. Evet. bakar diyoruz. Bakar. Yani bir markete gittiğinizde bile bakar eti deriz yani. Bu yani bakar de bu adam İnek der ki bu bakar eti. işte bu da keviz bu da koyun der yani. Koyun. Halen aynı şekilde söyleriz. Evet. İşte belki de Semitik dinler dediğimiz zaman bunlar iç içe geçen dinler, birbirinden alınmış Etkilememesi mümkün sözcükler de değildi. Çünkü olabilir. gerçekten etkilememesi Tabii. mümkün değildi. Antik Babil'den beri toplumsallaşmış, öncesinde konuşulan bir dildi zaten. Yazılı eserler Evet. verdi, hikayeler Doğru. anlattı, sözlü geleneği mevcut ve yazılı geleneği mevcut. Binlerce yıl öncesinde. Etkilememesi mümkün değildi. O yüzden Şemeş ile Çok. Şems'in kulağa aynı gelmesi tesadüf değil. Doğru. Güzel. Zuhal'cim yanıtı aldın herhalde. Güneş demek. Şems güneş demekti. Peki bir takipçimiz de hareketlerde zorlansam da bu dili Harekeler. çözeceğim elbet. Hareket değil, Harekeler. Yani harekelerde. nokta. Biz nikut diyoruz İbranice'de. Arkadaşlar ben şu an Noktalar, özel evet. ders vermiyorum. Bunu reklam olarak görmeyin. Bunu baştan söylüyorum. Özel ders vermiyorum. Kanalım halen açık. Ama daha önce başlatmış olduğum bir sınıf var.
Onlara şöyle bir vaadim vardı. Yani bu kursun sonunda okuyacaksınız, konuşacaksınız demiştim. 10. dersten sonra okumaya başlayan insanlar var. Okuyorlar. 10. dersten sonra. Bu bir mucize değil. Ben dilin kurgusunu anlatıyorum. Gramerden ziyade kurgusunu anlatıyorum. Bu bir mucize değil. Benim de üstün yeteneklerimle alakası yok. Sadece biraz çaba verdiğiniz zaman 10. dersi okuyan kişiler var. 4 ay internetten takip edip makale okuduğum insanlar var. 4 aylık geçmişi var kişinin. Oturup makale okuyoruz İbrancığım. Zor değil yani. Sadece günde yarım saat, bir saat ayırırsanız YouTube'da bütün dersler ücretsiz zaten 4 ayda bir konuyu okuyacak duruma gelebilirsiniz çok hızlı bir şekilde. Güzel. Çok güzel. Veysel Bey, Tora kitabını tabii ki bulabilirsiniz. Gözlem Kitap Evi'ni lütfen www.gözlemkitapevi.com'a girin. Oradan online'da ısmarlayabilirsiniz. Gidip kendiniz de oradan alabilirsiniz. Ayrıca Tora o 5 kitabı oradan ısmarlayabilirsiniz. Gelebilir size. Hatta son hali çok güzel. Gördüm ben yakında. İbranice yazmışlar. Okunmuş ve anlamları var. Değil mi? Evet. Evet. Hatırlıyorum yani. Gayet güzeldi. Evet, doğru. Evet, Zühalcim, bu sorunu cevabı çok derindir, uzundur. Bu senin söylediğin gibi değildir. Değiştirilmediyse neden Allah yeni kitap ve peygamberler gönderdi diye Zühal böyle bir soru Sohbette soruyor. konuşalım. Ama Gayet hoş vaktimiz bir konu. doldu. Gayet hoş bir Tabii, konu. bundan sonraki sohbet. Zühal, anlaşıyoruz. Geliyorsun ve bu konuyu konuşuyoruz. Ama şu anda vaktimiz doldu. Hepinize katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. O şey, ağzına Teşekkürler. sağlık. Teşekkürler. Harikulade anlatıyorsun. Bir ay sonrasında yine randevulaşıyoruz ve hep beraber birlikte oluyoruz. Şimdi bu YouTube videosunu Moşe'ye de yollayacağım. Tuna Tamhi TV YouTube kanalından da tekrar izleyebilirsiniz. Teşekkürler. Çok Hoşçakalın. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Görüşmek